Selamun aleyküm arkadaşlar. Akademi Mektum kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Arapça ders kitabının cevaplarına hoş geldiniz arkadaşlar. 4. üniteden arkadaşlar 1. dersten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 126'dayız. Videolarımıza oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. El-Vahdetü'l-Rabi'a. Vahde arkadaşlar ünite. El-Vahdetü'l-Rabi'a 4. ünite. Hayati. Hayatım. En-Neşita. En-Neşita. Aktif hayatım. Neşita kelimesi aktif arkadaşlar. Hayati de buradaki şu ye muttasız zamir arkadaşlar. Hayatım. En neşita aktif hayatım. Bu ünitede arkadaşlar sizlerle birlikte birinci derste et dersül evvel ders el evvel. Birinci derste yevmiyati günlüğüm. Yevmiye kelimesini arkadaşlar Türkçe'de kullanıyoruz. Bir kişinin bir günlük çalıştığı ücretin karşılığı yevmiye. Oradan geliyor yevmiye. Yevmiyati günlüğüm. Şuradaki arkadaşlar bu da yine bize iyelik zamiri dediğimiz Türkçe'de muttasız zamir Arapça'da. Yevmiyati günlüğüm. Yevmün kelimesi gün. Yevmiye de günlük arkadaşlar. İkinci derste arkadaşlar et dersü sani ba'de dirase. Dersten sonra. Ba'de sonra et dirase dersten sonra. Et dersü salis. Üçüncü derste ise ümerisu er-riyada. Spor yapıyorum. Er-riyada arkadaşlar spor. Ümerisu spor yapmak fiil arkadaşlar. Ümerisu antrenman yapmak, spor yapmak. O zaman haydi Bismillah birinci dersimize başlayalım. Et dersül evvel birinci ders. Yevmiyati günlüğüm. İstemi' ilel ibarat. İbareleri, ifadeleri dinle. Ve e'idha. Onları tekrar et. Sümme. Arkadaşlar normalde şuradaki he onu demiyoruz. Neden onları diyoruz? Şu zamire gidiyor arkadaşlar. Şu ibareye gidiyor. Gayrimünsarif deniyor buna. Burada ben daha fazla detaylı konuya dalmadım. Bazı yerlerde yani hani aslında gayrimünsarif olmasına rağmen çoğul olarak yaptım. Bu konuya değinmedik çünkü. Arapçada şöyle bir kural var arkadaşlar. Onu da burada hatırlatalım. Akıl sahibi olmayan varlıkların çoğulu arkadaşlar müennes tekil kabul ediliyor. Normalde hüvenin muttasıl zamiri hüdü, hiyeninki hâde. Yani müennes tekil kabul ediyor. Bu ifade, ibare kelimesinin çoğulu ibareler akıl sahibi mi değil, müennes tekil kabul ediliyor. Normalde buradaki zamir çoğul olması gerekiyor ama bu sebepten dolayı tekil. Sümme sonra teemmel düşün. Maaniyeha manalarını müstaînen yardım alarak bir su ver. Resimlerden yardım alarak. Bir daha okuyayım. İstemi'i ile ibarat. İbareleri dinle. Ve a'idha. Onları tekrar et. A'id. Sümme sonra teemmel düşün. Maaniyeha. Manalarını müstaînen yardım alarak bir su ver. Resimlerden yardım alarak. Kitabetül yevmiyat. Kitabetül yevmiyat. Günlük yazma. Yevmiyat. Dediğimiz gibi yevmiye arkadaşlar günlüktü. Yevmiyat. Günlük yazma. Kitabe kelimesi arkadaşlar kitap ketebeden geliyor. Yazmak. Günlük yazmak. Günlük yazma. Et derdeşe sohbet arkadaşlar. Mesrur, memnun, sevinçli, mutlu, mesrur. Mümarisetu küratesselle. Basketbol antrenmanı. Basketbol antrenmanı. Şuradaki antrenmanı da arkadaşlar şuraya düzeltelim. Basketbol antrenmanı. Yeş'uru bilberdi. Yeş'uru bilberdi. Arkadaşlar yeş'uru şeara fiili hissetti. Yeş'uru hissediyor. Bilberdi. Şimdi soğuk. Berdun kelimesi soğuk arkadaşlar. Burada soğuk hissediyor demiyoruz. Üşüyor. Kim? O. Müzari fiillerde arkadaşlar fiilimizin başına gelen ye nereye gidiyordu? Onu hatırlatalım. Hüve. O üşüyor. Bu ye hüveyi bize hatırlatıyor. O üşüyor. Yani üşüyor. Kim? O. Yeş'uru hissetmek fiili dedik. Mesela ene eş'uru bilbert. Üşüyorum. Yeş'uru hamid bilberdi. Yeş'uru hamid bilberdi. Hamid üşüyor. Ben üşüyorum dersek arkadaşlar eş'uru. Ene de fiilimizin başına ne geliyordu? Elif geliyordu. Eş'uru. Türkçe'de de bakın yeri geldiğinde zamiri kullanmıyoruz. Eşuru. Burada fare tutukluk yaptı. Eşuru.
Şu şekilde eşuru bilberdi. Üşüyorum. Yeştego. İştego fiili arkadaşlar mazisi. Birazdan dersimizin devamında göreceğiz zaten. Yeştego özlüyor. Ömer kim? Ömer özlüyor. İle estigaihi arkadaşlarını. Ömer arkadaşlarını özlüyor. Yeştego özlüyor. Ömer arkadaşlarını özlüyor. Türkçedeki gibi değil arkadaşlar. Fiil baktığınız gibi ne en başta geliyor? Özlüyor. Ömer arkadaşlarını yani Ömer arkadaşlarını özlüyor. Teşuru hissediyor. Zeynep bilharara. O zaman arkadaşlar Zeynep yani bunun Türkçesi Zeynep sıcaklıyor. Yani sıcak hissediyor. Demek bizim dilimize çok uygun gelmiyor. De Zeynep soğuk hissediyor. Buradaki gibi mesela Hamit soğuk hissediyor demiyoruz. Üşüyor. Burada da Zeynep sıcaklıyor. Teştego. Özlüyor. Kim? Canan. Teştego. Teştego. Canan. Canan özlüyor. İlâ ümmihe. Kimi? Annesini. Buradaki he zamir arkadaşlar kime gitti? Canan'a gitti. Onun annesini demiyoruz artık. Annesini özlüyor. Canan annesini özlüyor. Teşuru şey pardon şeara hissetti. Mahmut arkadaşlar buradaki artık mazi fiil yani geçmişte kalmış bir fiil. Başında bakın müzari fiiller başına elif t y ve nun harflerini alıyordu. Başında var mı bu harflerden birisi? Yok. O zaman şeara yani şimdiki zamanda veya geniş zamanda çevirmeyeceğiz. Geçmiş zamanda şeara hissetti. Kim? Mahmut. Bir elem firicli. Yani Mahmut bacağında ağrı hissetti. Firicli ayağında, bacağında bir elem, ağrı Mahmut hissetti. Hissetti Mahmut ağrı ayağında. Buradaki fi de arkadaşlar. Ya da Mahmut'un bacağı acıdı da buna diyebiliriz arkadaşlar. Hissetti yerine Mahmut'un bacağı acıdı. Yani burada hissetti yerine acıdı ifadesini de kullanabiliriz çeviri yaparken. Acıdı. İşte bu. Malik. Yine mazi fiil arkadaşlar. İşte bu. Malik. Özledi. Kimi? İlâ kelbi. Mahmut köpeğini özledi. Kimin köpeği? Onun köpeği. Bakın burada onun köpeğini demiyoruz artık. Köpeğini dediğimizde zaten bu kavram oluyor. İştâgu fiili ilâ harfi ceriyle kullanılıyor. Şiara fiili ise bi harfi cerinde kullanıyor. Buna da dikkat edelim. Örneklerimizden zaten gördük. İştâgu Malik özledi. İlâ kelbi köpeğini. Malik köpeğini özledi. Şiarat hissetti. Fatıma hissetti. Bir sürur. Sevinçli hissetti. Biz burada aslında Fatıma sevinçli hissetti. Yerine Fatma sevindi de diyebiliriz yine arkadaşlar. Şunu kullandığımız gibi sevindi ibaresinde yine kullanabiliriz. İştiagat özledi. Melike özledi. İlâ sadigatihe arkadaşını. Onun arkadaşını bakın yine buradaki muttasıl zamir. Arkadaşını özledi. Kim? Melike. Melike arkadaşını özledi. Ekmil tamamla. Ekmil tamamla. El cümel cümleleri. Bime beynel gavseyni. Parantez içinden. Yani iki parantez arasındaki ibareden. Kema fil misaleyn. İki örnekte olduğu gibi. Örneğimize bakalım. Ene eşuru. Hissediyorum. Bir elemin fi batni. Karnımda ağrı hissediyorum. Yani karnım ağrıyor demek arkadaşlar bu. Ene eşuru bi elem fi batni. Karnımda ağrı hissediyorum. Bakın ene ben eşuru hissediyorum. Bi elemin fi batni. Karnımda batnun kelimesi karın arkadaşlar. Batni karnımda ağrı hissediyorum veya karnım ağrıyor. Buradan ne yapmış arkadaşlar bakarsak elem kelimesini buraya koymuş. Örneğimiz bu. Buradan almış buraya koymuş. Teştego özlüyor ile medresetik ile medresetik sen özlüyorsun arkadaşlar burada sen ibaresini nereden çıkardık ente de başına ne geliyordu fiilimizin t geliyordu
Veya bu ibareyi biz burada şöyle de diyebiliriz. Hiye'ye göre de olabilir. Bu ente'ye göre de olabilir. Yani çünkü hiye'de ve ente'de arkadaşlar fiilimizin başına hiye ve ente'de fiilimizin başına enti'de de aynı zamanda t geliyor ama enti'de sonunda ye'nun da geliyor. Bu iki zamire göre burayı yapabiliriz. Buna göre yaparsak teştago sen özlüyorsun. İlâ medresetik okulunu özlüyorsun. Hiye'ye göre yapsaydım yine teştago ama buradaki muttasız zamiri ne yapacaktık? He diye değiştirecektik arkadaşlar. O okulunu özlüyor olurdu. Bu örnek olduğu için kitaptaki örnek arkadaşlar bu. Dolayısıyla bunu bu şekilde yapmış. Eş uru bi demiş arkadaşlar. Eş uru bi. Şimdi buradaki harara kelimesi sıcakladım. Yani sıcak hissediyorum. Sıcakladım ibaresi olarak kullanabiliriz. Bu şekilde bakın başına bi'yi getirerekten direkt bu şekilde eş uru bil harara sıcakladım, sıcak hissediyorum. Sıcaklıyorum. Sıcaklıyorum veya sıcak hissediyorum. Arkadaşlar bu şekilde başındaki bu bi'yi burada yok sayıp tekrardan bu şekilde yazdım buraya. Yani dolayısıyla bu artık yazılmış oldu buraya. Eştago özlüyorum. Kim ben? İle. Estigai arkadaşlarımı özlüyorum. Ben dediği için sonuna y'ye getirdik bakın. Arkadaşlarımı özlüyorum. Ene. Ene dediği için ene şaartu. Hissettim. Bi huznin. Bi harfi cerrine başına koyacağız artık buradaki kelimemizin. Üzgün hissettim. Bu yazıldığı için şuraya yazdığım için buradakini kaldırıyoruz artık. Ene şaartu bi huznin. Üzgün hissettim. Ya da üzüldüm. İştaktu özledim ile üsrati ailemi. Bakın yine y'ye getirdim. Ene olduğu için ene olduğunu başında bak ene olmasa bile nereden anlıyorum arkadaşlar? Şu tü bize. Türkçe'de de arkadaşlar mesela ben özledim. Özledim. İki ibare de aynı. Şuradaki t bize aslında fiilin ene şahsına göre olduğunu gösteriyor. Özledim. Kimi? Üsrati ailemi özledim. Yeştagu özlüyor. Kim o? Nereden anladım kimin olduğunu? Buradaki y'den. Yani erkekler için. Arkadaşlar hüve bu. Zamir hüveye göre çekimlenmiş. Özlüyor. Kimi özlüyor? Beyti. Evini. Buradaki muttasız zamirimizi şöyle düzeltelim arkadaşlar. Hemen muttasız zamir evini olduğu için o özlüyor. Burada y yapmışız. Bunu hemen düzeltelim. Bey. Ekran klavyemizi açalım arkadaşlar. Evet. Şuraya Beytuhu diyeceğiz arkadaşlar. Beytihi. Yeştagu ila beytihi. Evini özlüyor. Yeştagu özlüyor. İla beytihi. Evini. Neden H zamiri geldi? Buradaki fiilimiz o şahsına göre olduğu için buradaki muttasız zamiri de ona göre getirdik. Evini özlüyor. Yeşuru hissediyor. Bil ferahi sevinçli arkadaşlar buradaki bir harfi cerini buraya yazdığımız için artık bil ferahi sevinçli hissediyor. Bu şekilde mutlu hissediyor, sevinçli hissediyor. Bu şekilde oldu burası da arkadaşlar. Geldik. Ecibe anil es ile soruları cevapla. El atiye aşağıdaki soruları cevapla. Hasebe suver resimlere göre kema fil misaleyn iki örnekte olduğu gibi resimlere göre aşağıdaki soruları cevapla. Bakın Ecip cevapla. Es ile soruları Etiye aşağıdaki hasebe göre Es suver resimlere göre kema fil misaleyn iki örnekte olduğu gibi. Ecip anil es ile til Etiye hasebe suver kema fil misaleyn. Bakın çevirmeye sondan başlıyorum. İki örnekte olduğu gibi resimlere göre aşağıdaki soruları cevapla. Şimdi sorumuz ne? Hel tu'cibuke? Hel tu'cibuke? Buradaki arkadaşlar müzari fiil bu fiilin e'acebe fiilinin arkadaşlar mazisi e'acebe müzarisi yu'cibu. Bunda arkadaşlar bu fiilimiz aynen geliyor. Sonundaki muttasıl zamirimiz değişiyor. Bakın şu ibare değişiyor. Şurası. Bunu örneklerimizde inceledikçe göreceğiz. Şöyle yapayım. Mesela sen beğendin mi? Yani hel tu'cibuke sen beğendin mi?
Ente'nin mutlak zamiri neydi? K'di arkadaşlar. Ente sen, K senin demekti. Seni, sana. Sen beğendin mi? Sadece şu değişiyor. Mesela o beğendi mi deseydik arkadaşlar bu hı olurdu. Hı. Sen beğendin mi? Yani ya da pardon, beğenir misin, sever misin arkadaşlar? Buradaki hel tu'cibuke sever misin? Beğenir misin? Küratel kadem futbol futbolu. Naam. Tu'cibuni. Evet, beğenirim. Veya severim. Beğenirim. Küratel kadem futbolu beğenirim. Bu arkadaşlar İngilizce'deki like fiili gibi arkadaşlar, like hoşlanmak. Yani futboldan hoşlanır mısın? Futbolu beğenir misin? Naam. Tu'cibuni. Evet. Beğenirim veya hoşlanırım. Küratel kadem futboldan. Hel yu'cibuke? Hel yu'cibuke? O. Hel, pardon. Hel yu'cibuke? Bakın, el yu'cibuke, sen hazel kitap, bu kitabı beğenir misin? Beğenir misin? La, hayır. La yu'cibuni hazel kitap, bu kitabı beğenmem. Hayır. La yu'cibuni hazel kitap, hayır, bu kitabı beğenmem. Şimdi buradaki arkadaşlar, şimdi diyeceksiniz ki mesela iki ibare, şuradaki bakın, şu ye ve bu T neden hocam geldi diye mesela sorabilirsiniz. Dedik ki sadece mutlasız zamir buradaki fiilde değişiyor. Ama burada işte Y geldi hocam. Burada da T geldi. Neden burada Y, T, burada burada tü, burada yü geldi derseniz. O da şundan arkadaşlar. Şu ibare müzekker olduğu için müzekker, hazır kitap yani müzekker buradaki yani eril bir varlık. Dolayısıyla buradaki fiilimiz yü geldi. Buradaki ibaremiz müennes bir varlık olduğu için yani dişil bir varlık olduğu için bu da tü geldi. Sadece buna dikkat ediyoruz. Bir de sondaki mutlasız zamiri kime soru soracaksak ona göre değiştiriyoruz. Soracağımız ibareye göre fiilimiz yü veya tü diye geliyor. Tü'cibu diye geliyor veya yu'cibu diye geliyor. Ama burada da soru soracağımız kişi sen diye soruyorsak ke, o diye soruyorsak hı olabilir. He olabilir. Bu şekilde mutlasız zamir sondaki değişebilir. O, sen bu kitabı beğenir misin? Hoşlanır mısın? La yu'cibuni hazel kitap. Bu kitaptan hoşlanmam. Hayır, bu kitaptan hoşlanmam. Bu kitabı beğenmem ibareleri olarak çevirebiliriz. Hel tu'cibuke? Bakın yine tü geldi. Neden? Kitabetül yevmiyat. Müennes bir varlık. Günlük yazmayı sever misin? Ya da günlük yazmaktan hoşlanır mısın? La, hayır. La tu'cibuni kitabetul günlük yaz, hayır, günlük yazmayı sevmem. Günlük yazmaktan hoşlanmam ibareleri olarak çevirebiliriz. Hel tu'cibuke sen ziyarete akaribik. Akrabalarını ziyaret etmeyi, akraba kelimesi arkadaşlar Türkçe'de de akraba. Garip kelimesi yakın. Akraba en yakın demek. Oradan geliyor. Akrabalarını yani senin akrabalarını ziyaret etmeyi sever misin? Bak yine müennes olduğu için tü diye geldi. Sever misin? Hoşlanır mısın? Naam. Evet. E'acibuni ziyarete akaribi. Akrabalarımı ziyaret... Evet. Evet. Akrabalarımı ziyaret etmekten hoşlanırım. Hel yu'cibuke? Sen ezzehab gitmeyi ile sinemaya gitmekten hoşlanır mısın? Dedim ya arkadaşlar İngilizce'deki like fiili gibi. Do you like go to the cinema? Yani bu fiil gibi arkadaşlar İngilizce'deki like fiili gibi. Sinemaya gitmekten hoşlanır mısın? Ezzehab gitmek. Hel yu'cibuke ezzehab ile sinema. Sinemaya gitmekten hoşlanır mısın? Naam, evet. Yu'cibuni hoşlanırım. Kim? Ben. Bakın mutlasız zamiri değiştirdik. Şuradaki mutlasız zamiri arkadaşlar buradaki ke sen diye sordu. Ben diye cevaplıyoruz. Y'ye dönüştü. Hepsinin aynı şekilde oldu gördüğünüz gibi. Evet hoşlanırım. Ezzehep gitmekten ile sinema. Sinemaya gitmekten hoşlanırım.
Hel yu'cibuke? Bakın yine yu geldi. Şuradaki arkadaşlar yine ne? Müzekker bir varlık olduğu için yu geldi. Tü gelmedi. Ona dikkat. Sen hoşlanır mısın? Ke sen hoşlanır mısın? Hel yu'cibuke? Sen hoşlanır mısın? El-laun el-ezrak. Mavi renkten hoşlanır mısın? Ya da mavi rengi beğenir misin? La hayır. La yu'cibuni. Ben bakın şuradaki ibaremiz ye ibaresi. Hayır. Beğenmem, hoşlanmam. El-levnel ezrak. Mavi renkten hoşlanmam. Mavi rengi beğenmem ibareleri olarak çevirebiliriz dedim. Burayı da bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Anlamadığınız nokta varsa videonun altında yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Sadece dikkat etmemiz gereken husus şu. Diyelim ki burada mesela hep sen diye sorduk arkadaşlar. Mesela bir erkek için o diye soracaktık. Yapmamız gereken ibare mesela bunu tüve şahsına yani o şahsına yani muhatap almadığımız başka bir şahsa göre soracaktık. Değişen ne olurdu arkadaşlar? Sadece şuraya hı gelirdi. Hı. Başka yani o mavi renkten hoşlanır mı veya mavi rengi sever mi? Diyelim ki arkadaşlar bunu müennes bir kişiye soracaktık. Hiye'ye göre soracaktık. Hiye. O zaman bu şekilde olurdu. Siz hoşlanır mısınız diye mesela erkeklere soracağım. Entüm siz demektik. Küm diye buradaki muttasıl zamirimiz değişir arkadaşlar. İki kişiye sorduğumuzda küme sadece şuradaki muttasıl zamiri değiştiriyoruz. Bu fiilin özelliği bu. Ecip cevapla. Anil es ile soruları cevapla. El atiye aşağıdaki. Ecib anil esiletil atiye. Aşağıdaki soruları cevapla. Kema fil misaleyn. İki örnekte olduğu gibi. İki örneğimize bakalım. Hel tufattilul kürate. Hel tufattilul kürate. Futbolu mu tercih edersin? Bakın. Hel. Mı soru edatımız. Tufattilu tercih eder misin? El kürate. Yani topu. Top arkadaşlar. Küratel kadem olsaydı arkadaşlar futbol. Burada top da diyebiliriz ama futbol topu olduğu için bu. Topu mu tercih edersin? M yoksa ikinci bir seçenek sunuyor arkadaşlar bize. Yoksa el kitap kitabı mı tercih edersin? El tufattilul kura em el kitap topu mu kitabı mı tercih edersin? Topu mu yoksa kitabı mı tercih edersin? Yoksa ya da diye çevirebiliriz arkadaşlar bunu. Yani bunu İngilizce'deki or gibi düşünebilirsiniz. İngilizce bilen arkadaşlar için diyeyim. Şimdi cevap veriyor arkadaşlar bakın. Ene ben ufaddilu tercih ederim. El kitabe kitabı. El kitabe kitabı tercih ederim. Neyi tercih ederim kitabı? Alel küra. Alel küra. Alel kürati. Futbola. Bakın kitabı futbola. Bu çeviriyi bu şekilde yapıyoruz. Kitabı futbola tercih ederim. Yani ene ben ufattilu tercih ederim. Şu eneyi kaldırmış olsaydık bile zaten arkadaşlar fiilimizin çekimi ene şahsına göre olduğu için aynı. Yani bu zamir burada olsa da olmasa da çok fazla bir fark yok. Ama enenin olması burada bir vurgu anlamında daha hani baskın bir şekilde ibaremizi söylemiş oluyoruz. Hel tufattilu. Hel tufattilul kitabe. Yani sen yazmayı mı? Kitabe neydi arkadaşlar? Yazma. Şu. Yazmayı mı tercih edersin? Bak tufattilul kitabe. Yazmayı mı tercih edersin? Yoksa el gira'e okumayı mı? Ufattilu tercih ederim. El kitabe yazmayı. Alel gira'e okumaya. Ufattilul kitabe alel gira'e. Örneğimiz arkadaşlar burada yukarıda bize örneğimizi bu şekilde verdiydi. Burada neyi seçmişti? İkinciyi seçmişti ama yani okumayı da tercih ederim. Olabilir yani hani bununla bunun yerini değiştirebilirsiniz. Yani hani burada size kalmış bir ifade. Örneğimizi yukarıda verdi. Burada sana sorduğu için soruyor. Sen şayet okumayı tercih ediyorsan şu ibareyi buraya getireceksin. Bu kitabe ibaresini de buraya götüreceksin.
O zaman ne olur? Okumayı, yazmayı tercih ederim olur. Üfattilu. İstersen Ene'yi de başına koya bilirsin. Şu Ene'yi arkadaşlar. Ene ben demekti. Koymasan da bir değişiklik yok. Ene üfattilu kitabe alel kıraa. Hel tufattilu tercih edersin neyi? El İngilizceyi. İngilizceyi mi tercih edersin? Emil Arabiye. Arapçayı mı tercih edersin? Ene'yi koysak da koymasak da bir farklılık yok dedim ama koyalım arkadaşlar. Ene ben tercih ederim. Üfattilu tercih ederim. El Arabiye Arapçayı alel İngilizceye İngilizceye tercih ederim. Neden? Kur'an'ın dili arkadaşlar. Tabii ki dil bilmek önemli ama Arapçayı bilmek hepsinden daha önemli. Kur'an'ı anlamamız açısından İslam dinini temel yani İslam dininin temel kaynaklarını ana kaynaklarından anlayabilmek adına iyi bir Arapça bilmek tabii ki önemli. Yani biz Arapçayı sadece işte bir turistle konuşmak için öğrenmiyoruz. İslam dinini daha iyi anlamak için işte bir ayet bir hadis okuduğumuzda en azından biraz olsun manasını anlayabilmek adına. Ama bir dil bir insan iki dil iki insan. Dolayısıyla hani dil bilmek önemli arkadaşlar. Tabii ki senin için arkadaşlar İngilizceyi bilmek önemliyse bir tercih sunmuş sana. Bunu buraya getirebilirsin. Bunu da buraya götürebilirsin. Yerlerini değiştirebilirsin. Şöyle yapalım o zaman. En ufattilül arabiye Arapçayı tercih ederim. Alel İngilizceye İngilizceye. Arapçayı İngilizceye tercih ederim. Hel tufattilü şite. Kışı mı tercih edersin? Em yoksa es-sayf yazı mı? Kış arkadaşlar bu da yaz mevsimi. Kış mevsimi değil mi? Yaz mevsimi. Kış mı yaz mı? Faslün kelimesinde arkadaşlar şuraya yazayım. Şurada bak el faslü. Şuraya yazalım. El faslü. Mevsim kelimesinde mevsim orada kış ve yaz geçmişken arkadaşlar bir kelime bir kelimedir. Onu da burada hatırlatalım. El faslü. El faslu şita kış mevsimi. El faslu sayf yaz mevsimi. Mevsim demek arkadaşlar. Kışı mı yoksa yazı mı tercih edersin? Ufattilu şita ale sayf. Kışı yaza tercih ederim. Bu kişiye göre değişebilir. Dediğim gibi iki ibarenin yerini arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Eneyi de başına yine koydum. Koymasak bir anlam bozulması olmuyor. Örneğimizde koyduğu için biz de koyduk. Ene üfattilu şita ale sayf. Şu iki ibareyi yine arkadaşlar sana göre yazı tercih ediyorsan yerini burayla değiştirebilirsin. Tabii bu kişiye göre değişir. Bazısı yazı sever, bazısı kış sever. Ben bu şekilde yaptım. Çok sıcak olduğu zaman bazen insan hani soğuğa bir şekilde çözüm bulunuyor ama sıcağı bulunmuyor arkadaşlar. Yani evde belki hani klimayla bunu çözüyorsun ama dışarıya çıktığında işte 40 derece 45 derece bir sıcaklık olduğunda yani çözüm bulamıyorsun. Yani gölgenin bile tadı olmuyor. Dolayısıyla hani kış bir de berekettir. Evet, yaz olmasa da olmaz. Tabii ki bütün mevsimlere ihtiyacımız var. Evet, buradan kaldığımız yerden devam edelim. En güzelini Rabbim bilir diyelim. Hel tufattilu ders. El evvel. Birinci dersi mi tercih edersin? Em yoksa el ahir. Emil ahir son dersi mi? Birinci dersi mi yani ilk dersi mi tercih edersin yoksa son dersi mi? Ufattilü dersül evvel alel ahir. İlk dersi son dersi tercih ederim. Son derste insanın pili bitmiş oluyor arkadaşlar. Enerjisi kalmıyor. Bak şu ibareyi arkadaşlar isterseniz şu çizdiğim ibareyle şuradaki alel ahir ibaresini değiştirebilirsiniz. Size göre son ders daha tercih edilirse yerlerini değiştirebilirsiniz. Ben ilk dersi son dersi tercih ederim. Bir şey öğrenmek istiyorsan. Ama son dersinde güzelliği okul bitmiş oluyor eve gidiyorsun veya haftanın son günü oluyor tatile çıkıyorsun. Bu yönden tabii ki son ders tercih edilebilir. Evet. Arkadaşlar bu dersi burada sonlandırıyorum ben. Bir sonraki dersimizde diyaloğumuzdan sayfa 130'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman elimden geldiği en kısa sürede sizlere geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Rabbim zihin açıklığı versin. Derslerinizde yardımcınız olsun. Öğrenme kolaylığı bizlere versin. İnşallah ilmimizi arttırsın.
Bi emanillah. Ma'as-selame. İlel-liqa. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.